Dıt 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 be kardeşim. Habire meşgul, habire meşgul. Yani vallahi bu enişteme acıyorum. Sırf kızların telefon parasına çalışıyor. Neyse. Ablamın heyheyleri geçti mi acaba? Yani bizzat yüzleşmek istemiyorum. Yine meşgul. Hayır. Alo? Yine. Birader affedersin. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Bu adrese bakmıştık. Burada böyle bir yer yok. Bizi gelip alacaklardı. Birader nereden telefon açabiliriz? Şarjımız bitti de. Anladım. Benim telefonumdan konuşabilirsiniz. Ama kusura bakmayın, parası neyse alırım. Tabii, ayıp ediyorsun. Yalnız benimki özel hat. Biraz fazla yazıyor da. Hadi. Hadi. Alo. Lan tutun lan. Malımı çaldılar şerefsizler. Yeter ama ay, fena olacak. Hayır baba, ben yani yıllardır merak ederdim farkını da o açıdan yani. Neyin farkını? Yani bu cep telefonuyla mobil telefonun farkını. Demek ki ceptekine cep, arabaya binip gidene de mobil deniyor. Kirli, hayatta her bireyin bir kereye mahsus mandepsiye basma hakkı vardır. Benim gibi dahilerin olsa bile. Ha, evlat acısı gibi koysa da giden mal olsun. Mühim olan Necibe konusunda tongaya basmamak. O zaman yanlı gülüm kağıt elva. Lan kirli be. Ablam suratıma bakmıyor be. Elindekinin kıymetini bilmiyorsun ki Cengiz. Bak Nusret Bey amca o evin kralı. Ablan devlet kralı. Asla mağlup olanların yanında yer alma Cengiz. İlmi siyaset der ki, eniştenle müttefik ol.